Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 7. hafta videolarına başlıyoruz. Üçgende alan işleyeceğiz. Yalnız alana geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Alanın kendi içinde bir mantığı var. O mantığı çözdükten sonra soruları çok rahat bir şekilde yaparsın. Bu zamana kadarki öğrendiklerin cepte ama alan konusundaysan önce alan mantığını düşünüp ondan sonra işlemler yapacaksın. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutma. Alanı toplamda 4 dersle işleyeceğiz. Yani toplamda 4 videoyla işleyeceğiz. İlk dersimizde alan formülü yani temel alan bağıntısı taban çarpı yükseklik bölü 2'den bahsedeceğiz. Sayfa numarası 70, 71 ve 72'nin belli bir kısmını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Üçgende alan. İlk önce neden bahsediyoruz? Alan formülünden bahsediyoruz. Ta 8. sınıftan beri biliyorsun. Alan dediğin zaman ne biliyorsun? Hocam taban çarpı yükseklik bölü 2 olarak biliyorsun. Ama bir eksiklik var orada. Şimdi o eksikliği tamamlıyoruz. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Hikayesi bizim için aşırı derecede önemli. Bak tabana ait yükseklik. Aklında bulunsun tabana ait yükseklik olarak bil. Niye? Biraz sonra bunun öneminden bahsedeceğim. Evet üçgenin alanı. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den çıkıyor. Genelde eskiden şu hatayı yapardık. İşte alan taban çarpı yükseklik bölü 2 derdik. İki soruyla geçiştirdik. Ama ilk baştaki kısım en baştaki tanım olan kısmı her zaman en önemli kısmıdır. O yüzden burada her çeşit sorusunu görmek zorundasın. O yüzden seni burada sadece ve sadece taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den soruya boğacağım. Ve soru da kaçırmayacaksın. Bu kısım eksik olduğu için alanda sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ama bunu daha sonra büyük ihtimalle yaşamayacaksın. Evet dar açılı üçgende yükseklik içeri düştüğü için burada alan taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Yani A çarpı aşağı bölü 2'dir. Geniş açılı üçgende de aslında aynısıdır. Tabanımız A mı? A. Tabana ait yükseklik ne olacak? ne olacak? Sadece ve sadece dışarı doğru düşüyor arkadaşlar. Yani A çarpı H A bölü 2 yine aynısı ama yükseklik sadece dışarı düşüyor. Genelde şu hata yapılıyor sakın yapma. Hocam şu üçgenin alanı bu çarpı bu bölü 2 diyorsun. Hayır bu üçgende üçgenin burası ya tabanın burası ise eğer bu tabana ait yükseklik çizeceksin ya da senin tabanın burasıysa C tabanına ait yükseklik tepesi burası ya Buradan buraya ait yükseklik çizeceksin. Yalnız çizilen yükseklik içeri düşmüyor. Geniş açılı olduğundan sadece nereye düşüyor? Dışarıya doğru düşüyor. Bunu da sakın ama sakın unutma. Tamam mı? Tabana ait yükseklik hikayesi hatta burası da HC. C çarpı HC bölü 2'den çıkar ya da B çarpı H, B bölü 2'den çıkar. Tabana ait yükseklik hikayesi bizim için aşırı derecede önemli. Hatta ben sana şunu söyleyeyim. Alan videonun girişinde ne dedim? Alan senin için çok önemli alan mantığında düşüneceksin. Eski konular vay efendim işte ek çizimler işte orta tabandır muhteşem şudur ikiz kenarlıktır işte benzerliktir açı ortaydır kenar ortaydır gibi konular gördüğün zaman ilk olarak bence onu düşünme. Alan soruluyorsa eğer ilk önce alan mantığıyla ilgili işlemler yapacaksın. Eğer şekilde de alan mantığından bahsediyor şimdi şekilde de 90 derece ya da özel bir açı varsa alan %99.9 nereden çıkıyor biliyor musun? %99.9 taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den çıkıyor. O yüzden bak şuraya not olarak yaz. 90 ya da özel açı varsa alan taban çarpı yükseklik bölü 2 diye yazdım ama tabana ait yükseklik bölü 2 olacak. Hemen tabana ait yüksekliği çizeceksin. İşte bu konunun ek çizimi de bu. Ama ne zaman ek çizim yapacakmışız? Şekilde 90 derece ya da özel bir açı olduğunda tabana ait yükseklik çizeceksin. Ama tabana ait yükseklik derken de dikkat et. Şu taban varsa buradan yükseklik çizersin. Bu taban varsa tepesi bak burası yapıyor. Buradan yükseklik çizersin. Ya da bu taban varsa buradan yükseklik çizersin. Ama her zaman yükseklik çizmeyeceğiz. Ne zaman? Şartımız var. 90 ya da özel bir açı olduğunda. Neymiş alan formülü? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 kardeşim. Unutma. Ben her zaman ilk başta böyle çok böyle geveze olurum ama bu gevezelik Gerçekten çok önemli. Sana burada mantığını vermiş bulunuyorum. Ve dik üçgende alandan bahsedelim. Hocam dik üçgende de aslında yine aynı. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Sadece fark şu. Şu tabana ait yükseklik bu kenar olmuyor mu? Evet. A çarpı C bölü 2. Yani dik kenarlar çarpımının yarısı da üçgenin alanını veriyor. Ya da hipotenüs ait yükseklik HB ise B çarpı HB bölü 2'den de bulunuyor. Hatta buradan ne geliyor arkadaşlar? Buradan şu geliyor. Buraya bölü yazılmış ama çarpı olacak bu. Niye böyle yazıldıysa alan ABC A çarpı C bölü 2 ya da B çarpı HB bölü 2. Bunlar birbirine eşit ya. Böyle dik üçgende tabana ait yükseklik eksik, eksik olduğu yerlerde bu alan formülünden de yaptığımız sorular vardı. Hatta buradan bölü 2'ler gidince A çarpı C B çarpı H C, B çarpı H B eşit olduğunda görüyorsun. Ama bu zaten buradan bulursun. Alan aklına gelir. Alandan sonuca gidersin. Yani sen bunu formül olarak sakın ama sakın ezberleme. Tamam. Hadi bakalım şimdi örneklere. Örnek 1. ABC bir üçgen demiş ve 30 derece verilmiş. Hmm, hocam 30'un mantığını kullanalım. Hayır kardeşim bak 30'un mantığını kullanırken de yanlış düşünebilirsin. Üçgende alandaysan ilk olarak aklına ne gelecek? Hocam şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Senden bu üçgenin alanı isteniyor. Tutup da bak şuraya yükseklik çizmezsin ya da buraya yükseklik çizmezsin. Neresi verilmiş taban olarak? Hocam taban olarak burası verilmiş. O zaman bu tabana ait yükseklik çizeceksin. Hop tabana ait yükseklik çizdin. İşin artık çok kolay. Bu yüksekliği bulacaksın. Nereden bulacaksın? Eski konulardan bulacaksın. O yüzden ben şunu diyorum. Eski konuların böyle tam olarak oturmamışsa eski konularda sıkıntı varsa alanı yapamazsın. Ya da biz şimdi alan konusunu işliyoruz ya alan konusunu işlerken zaten eski daya, eskiye dayalı yapacağız. Eski konuları da şöyle bir tekrar etmiş olacağız. Zaten bunu biraz sonra sorularda da göreceksin. Şimdi de görüyorsun. E hocam çizdik. Yüksekliği bulacağız. Yüksekliği bulunca olay bitti. E burada 30 var 90 var. A 30 60 90 üç kere. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı kaç yapar? 4 yapar. A 6 tabanına ait yükseklik 4 oldu. Alan kısmı en basit kısım. 6 çarpı 4 bölü 2. Yani 24 bölü 2'den cevap 12 olur. Geldik bir sonraki soruya. Hocam ikiz kenar var. Aa, taban da yok. Yükseklik de yok. Yani e, 90 derece yok. Özel bir açı da yok. Yükseklik çizmeyeceğiz mi? Çizeceğiz. Niye çizeceğiz? İkiz kenar üçgen. Taban da verilmiş mi burada? Verilmiş. Aa, ikiz kenar üçgende taban verilmişse insan olan ne yapardı? Tabana ait yüksekliği çizerdi. Hop çizdik. Tabana ait yüksekliği çizdik. Yalnız bak 21 keş parça parçaya bölecek. Tamamını yani 32 keş parçaya bölecek burada. E 32 keş parçaya bölünce 15 15 olacak. Buraya 6 kaldı o zaman. 15 17 ne üçgeni? 8 15 17'den 8 çıktı burası. Şimdi benden şu üçgenin alanı isteniyor. Mavi üçgenin alanı isteniyor. Mavi üçgende hocam taban 9, yükseklik 8, alan kısmı en basit kısımdır. 9 çarpı 8 bölü 2. 72 bölü 2'den kaç çıkar cevap? 36 çıkar. Geldik örnek 3'e. Soruya baktın. Eğer sen alan mantığında düşünmezsen hızlı da hareket edemezsin. Soruya baktığım zaman ''Aa hocam 90 derece var karşısında eşitlik var acaba muhteşem üçlü falan mı çizsem?'' Ya da ''Muhteşem şu çizdik olmadı orta taban mı çizsek falan filan?'' diye düşünürken zamanınız kayboluyor. Üçgende alandaysan alan mantığını düşüneceksin. Özellikle şekilde 90 derecede özel bir açı varsa tabana ait yüksekliği mutlaka mutlaka çizeceksin kardeşim. Ee senden bu üçgenin alanı isteniyor. O zaman bu üçgende 6 tabanı şurası verilmiş bu tabana ait yüksekliği bulursan olay bitti. Geri kalan kısmı çok basittir. E o zaman hocam bu tabana ait yükseklik bunun tepesi burası F. F'den bir yükseklik çizdiğim zaman ne oldu? Burası H oldu. H'ı bulmaya çalışacağız. Şimdi eski konulara dönebiliriz arkadaşlar. Bak sorunun başında eski konuları düşünüp alana gitseydik zorlanırdık. Vakit kaybı yaşardık. Ama alan mantığında şunu çizince direkt soru çıkıyor kardeşim. Bak hocam şunun da şu birbirine paralel değil mi? Aynen öyle. Bunlar birbirine paralel. E bunlar birbirine paralelse Şuradaki eşitliği de kullanacağız. Bir orta taban mı çıktı? Evet. Verilen bilgileri kullanınca bak ne kadar hızlı hareket ediyoruz. O zaman burası 3 oldu. Alan kısmı en basit kısmı taban 6 iken yüksekliği 3 bulduk. Özellikle yüksekliği bulduk. Daha sonra 6 çarpı 3 bölü 2 18 bölü 2'den cevap 9 oldu kardeşim. Görüyorsun alan mantığıyla sorular nasıl böyle kolay, çok kolay bir şekilde çıkıyor. Ağzından bu cümleyi çok duyacaksın. Şurana yerleşsin. Bazen çok gevezelik yapıyorum ama bu gevezelik senin işine yarayacak. Yukarıdaki şekilde birim kareli kağıda iki üçgen çizilmiştir. Kırmızı üçgen 6 birim sağa ötelendiğinde. Şimdi 6 birim sağa öteleyeceğim. Bak kırmızı üçgen öteliyorum. Şu nokta 1 2 3 4 5 6 buraya geldi. Bu noktaya bakalım. 1 2 3 4 5 6 buraya geldi. Sonra bu noktada hop 6 birim buraya geldi. Yani senin dik üçgenin tam olarak bu mu oldu kardeşim? Evet. Birim karelerde düz bir şekilde çizince tam buradan geçtiğini görüyoruz da ya bunu tam olarak oradan geçtiğini nasıl anlayabiliriz? Benzerlikten. Benzerlikten benzerlikten. E hocam bu bir dik üçgen ya. Alfa 90, beta. Şimdi şuraya bakacak olursan alfa'nın karşısı burası kaç? Hocam 3. Burası kaç? 1 2 3 4 5 6 7 8. Hocam burası? Yo 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet 8. 1 2 3 4 A burası 4'müş. Burası 4 ken, burası kaç? 8. A alfa'dan beta'ya geçiş kaç oldu? 1'e 2 oldu. E hocam alfadan beta'ya geçiş gerçekten 1'e 2. Tamam. E hocam burası dikkat et. Tam şurada alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 ya. Hocam burası 2 iken burası 1 olacak. Ya da burası 4 iken burası 2 olacak. E tam da buradan geçmek zorunda mı? Evet. Şimdi bizden ne isteniyor? 2 üçgenin kesiştiği bölgenin alanı isteniyor. Hocam bu üçgenler bak burada kesişti. Tam bu birin karenin burasından geçti. Çünkü 2'ye 4 şeklinde olmak zorunda. Benzerliği kullandık biraz. Eski konularda böyle karşımıza çıkabiliyor iki üçgenin kestiği yer dediği işte tam olarak burası. E ben bunu bulmaya çalışacağım. Hocam burada birim kareler verilmiş. Buradaki uzunluk verilmiş mi? Verilmiş. Bak diğer uzunluklar yok. Verilen uzunluğa ait bir şey bulacaksın. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. Hocam alt tabanına ait yükseklik çizeceğim. Ki birim karelerden zaten burası yükseklik değil mi? E birim karenin her bir kenarı bir birimdir. Yani burası da 2 yaptı. O zaman üçgenin alanı ne olacaktır? 6 çarpı 2 bölü 2'den 6'ya eşit olacaktır. Bu da değişik ve güzel bir soru. Bazen bu şekilde valla sınavda çıkmaya aday bir soru. Valla çok konuşmayayım. Gerçekten sınavda çıkmaya aday bir soru. Dikkat et buna da. Benzerlikten böyle kestiği yeri falan da bulmanızı sağlayabilirler. Örnek 4'ü 6 bulduk. Geldik örnek 5'e. Neler verilmiş? Hocam burası 2K burası da 3K. Şimdi alan sorulmamış olsaydı yazacaktım buraya BD 3K CD 2K pardon tam tersi 3K burası burası da 2K. Eğer buradaki alan sorulmamış olsaydı sen ne yapacaktın? Hocam oran var orada. Oran mantığını kullanayım diyecektin. E oran mantığı dediğin nedir? Benzerliktir. Buradan da gidebilirsin ama bence ilk önce alan mantığını düşün. Daha kolay daha seri hareket edersin kardeşim. Şekle baktın. Hocam şekilde 90 derece var. Tamam o zaman bir üçgenin alanı. Şu üçgenin alanı isteniyor bizden. Taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den çıkar. Ha tutup da buradan bir yüksek çiziyorsunuz böyle. Geniş açılı bir üçgen görünce her zaman bunu çiziyorsunuz. Kardeşim bu taban verilmiş mi? Hayır bak Üçgen bak mavi üçgen. Mavi üçgende neresi verilmiş kenar olarak? Hocam burası verilmiş. O zaman sen bu kenara ait yükseklik çizeceksin. İşte yüksekliği çizmenin de kolay yolu bu. Bunun tepesi burası. Buradan yükseklik çizdir. E çizince olay bitti mi? Aa hocam 90 derece 90 derece. Bunlar paralel. Bak 3'e 2 oranı nasıl kullanacağız? Benzerlikten. Benzerlik var burada. Tamam. 3 bölü 5 oran. 3 bölü 5 eşittir. Şu aşı bulursak olay bitti. H bölü neye eşit olacak? 15 eşit olacak. Temel orantı tersten böyle yan yatık. H bölü 15. 3 katı 3 katı. H'ı kaç bulduk? 9 bulduk. H'ı 9 bulduktan sonra zaten geri kalan kısmı yani alan kısmı en basit kısmıdır. Taban 6. Yükseklik 9. E o zaman alan neye eşit olacak? 6 çarpı 9 bölü 2. 27'ye eşit olacaktı kardeşim. Örnek 5'i 27 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Örnek 6'ta da 4 kök verilmiş. 6 verilmiş. 6 neresi? EF uzunluğu. Ve alan EF'de isteyelim. Hocam 60'ı kullanmalıyım ben. 60'ın mantığını düşüneyim. Ya da eşitliği kullanmalıyım ben. İşte eşitlikten dolayı orta taban falan gelebilir. Ama kardeşim senden alan isteniyor. Alan konusundaysan alan mantığını düşüneceksin. Şekilde 90 derece var. Öz, var mı? Yok. Ama özel açı var. 90 ya da özel bir açı olduğunda ne yapıyorduk? Yükseklik çiziyorduk. İlk işin tabana ait yükseklik çizmek. Taban neresi? Evet şu mavi üçgenin alan isteniyor. Hocam burası taban. O zaman biz bu tabana ait yükseklik çizeceğiz. Bu tabana ait yükseklik. Bu tabanın tepesi hop burası. Buradan yükseklik çizeceksin ve bunu bulacaksın kardeşim. Bunu bulduktan sonra olay bitecek. Tamam. Bunu bulduktan sonra alan kısmı en basit kısım. Ben bunu bulmaya yönelik hamle yapacağım. Şimdi gelelim şunları bu kullanmaya. İster eşitliği kullan ister 60'ı kullan. E, özel açıyı görünce insan direkt özel açıya yoğunlaşıyor. Çünkü mantığını anladın ya. Hocam böyle bir şey görecek. Ben böyle bir üçgen oluştursam mı acaba? Yok. Niye oluşturuyorsun? Üçgen oluştur diye bir şey söyledik mi zana kadar? Hayır. Çizme böyle bir şey. Hocam 60 var. O zaman 60 mantığını kullanayım. Ne yapacağım? Dik çizeceğim. E o zaman buradan bir dik çizebiliriz. Buradan bir dik çizebiliriz. Bu 60'a ait. Ya buradan dik çizeceğim ya da buradan dik çizeceğim zaten. E bu dik bir işimize yaramıyor. O zaman buradan çizilen dike bakacağız. Bak özel açı mantığı. 90'ın karşısı 4 köküse 30'un karşısı 2 köküştür. 60'ın karşısında kaç çıkar o zaman? Kökü katından dolayı 6 çıkar. E hocam haşı bulmaya çalışıyorduk. Bak haşı bulmaya çalışıyoruz. 6 bulduk. Bulduğum bilgiyi de kullan diyoruz. E hocam burada eşitlik de var. Ana şunlar paralel çıktı. Her ikisi de aynı doğruya dik olduğundan dolayı. Yani yöndeşlikten dolayı da diyebiliriz. E hocam orta tabağın aç buradan kaç geliyor o zaman? 3 geliyor. Alan kısmı en basit kısımda 6 çarpı 3 bölü 2'ye eşit olacak. Yani cevap 18 bölü 2'den kaç çıktı? 9 çıktı. Geldik örnek 7'ye. Aynı şeyin Laciverti. Evet gençler kaç santimetre karedir diye soruluyor. 12 kök verilmiş. 6 verilmiş. O zaman bu 6. Şekilde 90 ya da özel bir açı var mı? Var. Tabana ait yüksekliği çiz kardeşim. Taban burası verilmiş. O zaman tepesi burası. Hop hocam şuradan yükseklik çizeceğim. Tepesi burası olduğu için. Yüksekliği çizdik. E tamam. Çizdik. Eyvallah. Haşı bulursak alan kısmı en basit kısmı. Şimdilik alanı unut. Haşı bulmaya yo sen şimdi. E o zaman geliyoruz şuraya. Bir şey verilmiş mi başka bize? CD uzunluğu K iken BD uzunluğu 2K verilmiş. Burası K, burası 2K verilmiş. E bir de 135 verilmiş. K 2K kullanamıyorum ama 135. Özel açı mantığını kullanmak her zaman daha çok hoşumuza gidiyordu. Hocam 135 görünce ne yapıyorduk? Özel açı mantığında iki tane mantık vardı. Dış açısı ya buradaki dış açısı önemli bizim için ya da buradaki dış açısı önemli bizim için. Şu dış açıya baktığım zaman böyle dik çizsem maalesef bir işimize yaramıyor. Hiçbir sayı değeri yok. Ve buradaki 45'i kullanmak için de ne yapabiliriz gençler? Hop şöyle bir dik çizebiliriz. Şöyle dik çizdik. 45, 45, 93 üçgen çıktı. 12 kök 2 ise burası. Bunlar da 12, 12 mi oldu? Evet. E şimdi ne yapacağız hocam? E biz neyi bulmaya çalışıyorduk? Haçı. Haşa bak. E burada 1'e 2 oran da var. Ana bak. Şu haşla 12 ne oldu? Paralel oldu. E 1'e 2 oran var. Paralellikten dolayı paraleller de şuraya doğru sivriliyor. Temel orantı. Yani k bölü 3k. Hep eski konuları tekrar etmiyor muyuz kardeşim? k bölü 3k. h bölü 12'ye eşit olduğundan dolayı. Buradan 4 katı 4 katı h'ı kaç buluruz? 4 buluruz. h 4 çıktıktan sonra alan kısmı en basit kısmıdır. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 6 çarpı 4 bölü 2. 24 bölü 2'den cevap 12 çıkar. Örnek 7'yi 12 bulduk. Geldik örnek 8'e. Evet, alan ABD nedir diye soruluyor. Bak, açı ortay verilmiş, özel açı verilmiş. Öncelikli olarak şekilde 90 derecede özel bir açı var mı? Var. Bak, her soruda söylüyorum. Çünkü önemli. O zaman ilk işimiz nedir kardeşim? Tabana ait yükseklik. Tabana ait yükseklik. Tabana ait yükseklik çiz kardeşim. Taban neresi verilmiş? Hocam burası verilmiş. O zaman sen bu tabana ait yüksekliği çiz. Eğer sen bu yüksekliği bulursan, olay bitti mi? Bitti. O zaman şuraya bir haş diyelim. Evet, ne yapacağım hocam? 4 kök de kullanacağım. 60'ı da kullanacağım. Özel açı mantığı. Hocam şuradan ne yapmamız lazım? A, özel açı mantığı. Ya tepeden dik çizeceğim ki içime yaramadı. Ya da hop şuradan dik çizeceğim. Bak 90'ın karşısı 4 kök üçgen 30'un karşısı ne oldu? 2 kök 3 oldu. 30'un karşısı 2 kök üçgen 60'ı karşısı da kök 3 katından dolayı kaç geldi? 6 geldi. E, takıldık kaldık. Eyvah ne yapacağız hocam? Ya ne yapacağım? Belli zaten. Ne yapacaksın? Hocam açı ortaylığı kullanmadık deyince yani kullanmadığın bilgiye bakınca sorun çözümüne direkt ulaşıyorsun zaten. Bak açı ortay. Kola dik çizilmiş burada. A burada da kola dik çizilmiş. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Yani 6 iken burası da 6 oldu. E, alan kısmı en basit kısımdı. Taban 6 yükseklik 6. O zaman 6 çarpı 6 bölü 2. 36 bölü 2'den cevap 18 çıktı. 8. soruyu 18 bulduk. Geldik 9'a. Şimdi dostlar sen 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 yaparsın artık bu soruyu. Öğrendin bu işi çünkü değil mi? Hadi bakalım. Belki de böyle bir soruyu ilk defa çözeceğiz ama sana güveniyorum. Mantığı öğrendin. Olayın alan mantığını öğrendin. Alanda ilk önce alan mantığını kullanacaksın, sonra eski bilgileri kullanacaksın. Tamam, unutma. Hadi bakalım çöz. Şimdi ben çözmeye başlıyorum. Soru ne demiş? 6 verilmiş. Bunlar da birbirine eşit verilmiş. Hmm. Bu üçgenin alanı isteniyor. Hocam üçgenin alanı isteniyor. Tabanına ait yükseklik çizelim. Hop çizdik. Ya kardeşim niye çift çizgiye ait yükseklik çiziyorsun? Çift çizgi verilmiş mi bize? E, verilmemiş değil mi? E, çift çizgi uzunluğunu bilmiyorum. Ne? Hangi uzunluk verilmiş? Hocam bu uzunluk verilmiş. O zaman bu uzunluğa ait yükseklik çizeceğiz. Çiz kardeşim. Hop çizdik böyle. Tamam. Şimdi çizdik. E, çizdikten sonra bakıyoruz. Ne yapacağız hocam burada? 90'lar havada uçuşuyor. Eskiden ne yapıyorsan onu yapacağım. Bir hafta önce unuttun mu? Ya da 4 gün önce unuttun mu? 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta alfa alfa 90 beta. Aa hocam şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Ve ben burada yüksekliği bulmaya çalışıyorum. Dikkat. E benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit oldu. Aa bunlar eş üçgen o zaman. E burada alfanın karşısı 6 ise alfanın karşısı burada da 6 değil midir? Evet. E o zaman ne olacak arkadaşlar burada? Üçgenin alanı neye eşit? Taban çarpı yükseklik bölü 2'ye eşit. Yani 6 çarpı 6 bölü 2. 36 bölü 2'den cevap kaç çıkar? 18 çıkar. Bak normalde sen bu alan mantığını kullanmamış olsaydın çok saçma şeyler yapacaktın biliyor musun? Ne yapacaktın? Bak yapacağın hamleleri söyleyeyim. Eskiden olsa sen bunu böyle görünce hocam hiçbir şey yapamıyorum. Şuradan dikten dik çizeyim. Sonra buradan bir dik dörtgen oluşturayım gibi hamleler yapacaktın. Ya kardeşim öklüt oluştur diye bir ek çizim verdik mi size? vermedik. Niye böyle öklet oluşturuyorsun? Değil mi? Ya sakın. Alandaysan alan mantığını kullan. Ya da ne bileyim şunu şöyle uzatıyorsun böyle. Bak 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 yukarı doğru uzatıyorsun. Yukarı doğru uzatıp şöyle bir dik üçgene tamamlamaya çalışıyorsun. Kardeşim böyle dik üçgene tamamla diye bir ek çizim verdik mi böyle? Vermedik. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Alandaysan bak alan konusundasın. Alan mantığını kullandım ve soru çok da kolay bir şekilde çıkmadı mı? Çıktı. O zaman alan mantığını kullanmaya devam. Ama ne zaman? Şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa. Unutma bunu. Geldik bu soruya. Evet bu soru senin için. Hatta bak itiraf edeyim. Bu soru bana geldiğinde ilk etapta ben de çözememiştim. Hayır, bu sorunun mantığında bir soru geldiğinde. ilk etapta ben de çözememiştim. Ondan sonra düşündüm düşündüm düşündüm. Ulan dedim kendi kafanda kurduğun cümleleri soruda kullanmıyorsun dedim. Ah senin kafana dedim. Ondan sonra düşündüğüm şeyi yaptım ve olay çıktı. Aynı şey sen de yapabilirsin ama beraber yapalım isterseniz bunu. Ya da istersen videoyu durdur, kendin bir çözmeye çalış. Bakalım çözecek misin? Merak ediyorum. Gerçekten bak benim bile çözemediğim bir soruydu bu. Ama sen alan mantığını anladıysan sıcağı sıcağına bence bunu da yapabilirsin. Soruya bakıyoruz. Şimdi sen bu soruyu gördüğün zaman ne yaparsın? Hocam 2 verilmiş, 3 verilmiş. A ikizkenar dik üçgen deyip ikizkenar üçgen olduğu için tabanına ait yükseklik çizip bir şeyler yapmaya çalışırsın. Kardeşim tamam eyvallah. İkiz kenar gördüğümüzde tabanına ait yüksekliği çiziyoruz ama taban varsa çizmiyor muyuz? Hatta ikiz kenar üçgende taban varsa insan olan tabanına ait yüksekliği çizer demiyor muyuz? E diyoruz. E burada niye taban yok ki tabanına ait yükseklik çiziyoruz değil mi? E o zaman ya da şunu uzatırsın belki. Hocam dikten dik işte öklüt oluşturdum. Ya kardeşim böyle öklüt oluşturma diye bir ek çizim yok. E o zaman ne yapacağız? Sen şimdi bak alan verim sana şekilde bir alan var. Alan soruluyor sana. Şekilde de 90 dereceler var. Yani şekilde 90 derecede özel bir açı varsa alan nereden çıkıyordu? %99.9 taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den çıkıyor. Bazı arkadaşlarınız bunu sinüsten yapar ama sinüs soruların çoğunluğu da zaten bu mantıkla çıkıyor. Tabana ait yükseklikten çıkıyor. E taban olarak neresi verilmiş? Bak bu mavi üçgende taban 2 değil. 3 değil. Bak mavi üçgende taban 5. Beş tabanla ait yükseklik çizeceksiniz şimdi. Hocam bunun tepesi neresi? Burası. Hop yükseklik böyle mi gelir? Bak buraya düşeceğine sen de inanmadın şimdi. Hocam burası geniş açı. E niye geniş açı hocam? Çünkü şuradaki dik üçgende burası kesin dar açı. Burası kesin dar açı olduğundan burası da kesin geniş açı olur. E o zaman kesin geniş açıysa senin çizdiğin yükseklik geniş açılı üçgende dışarıya doğru düşmüyor muydu? Evet dışarıya doğru düşüyordu. O zaman ben yüksekliği çizdim. İşte yükseklik dışarı düştü. H'i bulmaya çalışacağım şimdi. E 90'sa zaten burası da 90. E hocam 90, 90, 180 buraya 0 derece mi kaldı? Hayır bak tamamı 90 derece. Dikkat. E ne yapacağız hocam şimdi? E 90'lar havada uçuşuyor kardeşim. Dal alfa beta'ya. Dal başla bir yerden alfa 90 beta tamamı 90 alfa alfa 90'sa bunun da tamamı beta değil midir? Evet. Yani senin buradaki üçgeninle dikkat dikkat şuradaki büyük üçgeninle buradaki üçgenin ne oldu? Benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit oldu. Yani bunlar eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 2 ise alfanın karşısı burada da 2 midir? Evet. 2'yi yazdık. E bizden bu üçgenin alanı isteniyordu. Artık alan hikayesi en basit kısmı. Tabanımız kaçtı? Hop buraya kadar. 5'ti. Tabana ait yüksekliği kaç bulduk? 2. 5 çarpı 2 bölü 2'den cevabı kaç buluruz o zaman? 5 olarak buluruz. Yani örnek onu 5 bulduk arkadaşım. Evet. Aslında zor bir soru ama alan mantığını düşünmediğin zaman zor bir soru. Diğer türlü diğer şeylere yoğunlaştığın zaman sonuca ulaşamazdın. O yüzden ben sana ısrarla şunu diyorum. Alanda alan mantığıyla hareket et. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı %99.9 tabana ait yükseklikten çıkar. Unutma. Evet geldik örnek 11'e. Örnek 11'de de. Hocam 6 12 burası nedir? 6 kök 5. 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı. Ne yapacağız hocam burada? Üçgenin alan isteniyor. Alan mantığıyla hareket edin. hocam burada ya 12 tabanı verilmiş 12 tabanına ait yükseklik çizeceğim ya da 3 kök 5 verilmiş 3 kök 5'e ait yükseklik çizeceğim. İstediğini yapabilirsin. Ama burada ben 12 tabanına ait yükseklik sanki daha çok böyle hoş olacakmış gibi hissettim. Şuraya bir yükseklik çizdim. E sonra ne yapacağım? Şu yüksekliği bulursam alan kısmı en basit kısmı arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu soru sinüs teoreminden de yapılır. Ama sinüs teoreminin çoğunluğu zaten tabana ait yükseklikten daha kolay çıkıyor arkadaşım. Onu da bir sonraki ders zaten sana anlatacağız. Bir sonraki ders mi? Üç, üçüncü ders de anlatacağız. Ama. Pardon. E o zaman ne yapacağız hocam burada? 90'lar havada uçuyor. 90'lar mı uçuyor. 90 Dal alfa beta'ya Alfa 90 beta. Beta tamamı 90. Alfa alfa 90 beta. Buraya alfa diyebilir miyiz? 90 geçişi olmadığı için buraya alfa diyemem kaldım. Hocam şuradaki üçgenle buradaki üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hatta 90'ın karşısı 3 kök 5 iken 90'ın karşısı 6 kök 5. Hocam 1'e 2 oran var burada. E o zaman 1'e 2 oran varsa Haş isteniyor benden. Alfanın karşısı. Alfanın karşısı. Alfanın karşısı haçsa burası 2 haş olmak zorunda. 2 haş 12 ise haçta 6 mı çıktı? Evet. 1'e 2 oran bak dikkat et. 3 kök 5'e 6 kök 5. Alfanın karşısı haçsa burası 2 haş olacak. 2 haş 12'den haş 6 bulduk. Alan kısmı en basit kısmı artık. Taban belli. Yükseklik de belli. 12 çarpı 6 bölü 2 bana sonucu verecektir. Ve cevap böyle ile kaç çıkıyor? 36 çıkıyor. Örnek 11. 36 oldu. Ve geldik örnek 12. Ne diyor şimdi? 10 verilmiş. AD ile BD de birbirine eşit verilmiş. AD ve BD. Hmm. Şimdi bunlar birbirine eşit verilmiş. Eyvallah. 6 verilmiş, 1 verilmiş, 10 verilmiş. Bak ilk defa bir soruda tabana ait yükseklikten sonuca sanki ulaşamayacağız. Bak. 10 tabanı verilmiş hocam 10 tabanına ait yükseklik çizsem 90 derecede var ya e, çizdim alfabete geçiş yapamıyorum arkadaş hadi burada alfa dedik beta dedik kaldık ya da burada alfa dedik beta dedik kaldın hiçbir şekilde geçiş yapamıyorsun o zaman 10 tabanına ait yükseklik olmuyor. E zaten bu üçgende sadece 10 verilmişti 10 tabanına ait yükseklik sonuca ulaşamıyorum bak sen şunu da yapmaya çalışıyorsun sakın bunu da yapma. Hocam bu tabana ait yükseklik bir çizsem böyle dışarı düşüyor. Nedense geniş açılı gördüğünüz zaman hem böyle yükseklik çiziyorsun. Hayır kardeşim çizemezsin. Burada bu mantıkla bunu çizemezsin. Niye? Bu tabanın uzunluğu tamamen verilmemiş. Ha belki sonuca ulaşabilirsin ama çok uzun yollarla ulaşırsın. ya Sana verilen bilgileri yapmaya çalış. Madem ki ilk etapta alan mantığını düşünüyorduk, madem ki alan mantığıyla çıkmadı, o zaman verilen bilgilere bakacağız şimdi. Hadi bakalım. Ne verilmiş? Hocam ikiz kenar üçgen verilmiş. Hmm. İkiz kenarın özellikleri aklıma gelecek o zaman. İkiz kenar üçgende şurası 1 ve 6'dan dolayı Pisagor'dan burayı bulsak ne fayda? Kök 37 çıkıyor. İşimize yaradı mı? Yaramadı. O zaman bırak gitsin. Ne yapabiliriz başka? Hocam burada bir yükseklik çizilmiş. E hocam o zaman ben de bir tane yükseklik çizsem böyle. Tabana ait yükseklik. İkiz kenarda. Kardeşim taban var mı ki tabana ait yükseklik çiziyorsun? Sil. E ne yapacağız hocam? Bak İkiz kenarda eşit kenara ait bir yükseklik çizilmişse eğer soruyu da çözemiyorsan eğer ne yapacaktın? Diğer eşit kenara ait de yüksekliği sen çizmeyecek miydin? Evet hocam. Ne oldu? Bunlar birbirine eşitti. Eşit kenarlara ait yükseklikler birbirine eşitti. Bu da ikiz kenarda verdiğimiz ilk çizimlerden biriydi. Böyle bizi zorlayan soru tiplerinden biriydi. Eğer kola ait bir yükseklik varsa diğer kola da sen bir yükseklik çizebilirsin. Tepeden çizilen yükseklik değil bak. Kola ait yüksekliği çizdim. İki eş parçaya böler. Hayır. İkiz kenar böyle değil ki. Burayı iki eş parçaya bölemez. Bunun özelliği neydi? Hocam eşit kenarlara ait yüksekler birbirine eşitti. Yani burası 6 ise burası da 6 olacak. Hocam biri kullanacağım. Hatta bu çizilen yükseklikleri kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşitti. Mesela şu parçayla şu parça. Şu parçayla şu parça. Değil mi yükseklikler böyle. Ya da bu yükseklik tepe açısına kadar 1 ayırmışsa bu yükseklik de tepe açısına kadar 1 mi ayıracak? Evet burası da 1 oldu. E şimdi ne yapacağız? Bak Pisagor. 6 var. Artık bak burası 6. Burası 10 değil mi? Şuradaki üçgende arkadaşım en büyük üçgende 6 var 10 var. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgenden. Burası 8 çıktı. E biri buradaydı. Buraya 7 mi kaldı? Evet. Şimdi ben burada 10 tabanına ait yükseklikte sonuca ulaşamamıştım. Bu üçgende artık bir 7 tabanı buldum. Bu 7 tabanına ait yükseklik tepesi burası. Çizilen yükseklik sadece geniş açılı olduğundan dışarı düştü. 7 tabanına ait yükseklik. Hop 6 değil mi? Evet. O zaman alan neye eşit olacak? 7 çarpı 6 bölü 2'den 21'e eşit olacaktır. Evet ilk defa tabana ait ilk başta alan mantığıyla sorunun çözümüne ulaşamadık. Ama soru yine en sonunda tabana ait yükseklikten çıktı mı? Çıktı. Sen yine de ilk başta tabanına ait yüksekliği düşün çok çok nadir de olsa ne dedim? %99.9 dedim. %0.01'lik bir ihtimal de bazen ilk başta alan mantığını kullanmamıza izin vermiyor. 90'lı ya da özel açılı sorularda. Geldik örnek 13'e. Hmm. İşte alanı biraz anlattık. Biraz yeni nesil sorulara geçiyoruz. Bir katlama var şimdi. Ne diyor bakalım soruda? ABC üçgeni biçimindeki çekili birdeki karton AD boyunca ok yönde katlandığında AB kenarı bir dakika. AB kenar ABC üçgenin işte çemberin merkezinden geçiyormuş. Hmm. Şimdi katlamayı ne yapıyoruz? Bir kere eski haline geri getiriyoruz kardeşim. Hop şöyle eski haline geri açtık. Tamam. Katlamada ne diyorduk arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Sonra bu kenarla bu kenar eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. Hatta buradaki açıyla da buradaki açıdan birbirine eşit olacak. Evet. Hocam bu açıyla da bu açı ama karışık yerlerdeki açılar pek işimize yaramıyordu. Peki. Sona verilen bilgilere bakalım. Neresi 30 derece verilmiş? Bak burası 30 derece verilmiş bize. Yani burası hala 30 derece. AB üstü ile AC birbirine eşitmiş. AB üstü ile AC. Aa bak iyi ki üst üste kenarların eşitliğini yazmışım. Yoksa şunu fark edemeyecektim. AB üstü ile AC'nin eşitliğini koyunca. Ana ne çıktı burada? Hocam şuna şu eşit. E bununla da bu eşitti. Şurada bir ikiz kenarlık çıktı. Yani burası kaç derece oldu? 30. E hocam burası da 30 oldu o zaman. Süper. Sonra başka ne verilmiş? Bir de soruda iç çemberin merkezinden geçiyormuş. ABC üçgenin iç çemberin merkezinden geçiyormuş. Şimdi ben bunu böyle katladığım zaman neresi? AB kenarı ABC üçgenin iç çemberin merkezinden geçiyor. E burası iç çemberin merkezi ise eğer. Neydi bu? Açı ortaydı hocam değil mi? E tamam şurası açı ortay olacak şöyle. E, hocam ikiz kenar ya bu. İkiz kenarda çizilen açı ortay. Aynı zamanda nedir? yüksekliktir. Ya da hocam 30 30 120 açı ortaysa 60 60 diye bölecek. Buradaki açılarda 30 30 yaptı mı yaptı. Hatta burası 90 derece oldu 30 60 90'dan. Burası da 90 derece oldu. E artık her şeyi bulabiliriz. Burası 60 oldu. 60'ı karşı 2 köküsü 30'un karşısı 2 yaptı. Sonra devam ediyoruz. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 oldu. E hocam burası 4 ise üst üste binen kenarlar birbirine eşitti. Burası da 4. Sonra 30'un karşısı 2 ise bak burası da 60 oldu. 60'ı karşısı 2 kökü yaptı. 30'u karşı 2 köküç 60'ı karşı da köküç katından dolayı 6 yaptı. Ya da ikiz kenarda çizilen yükseklik olduğundan hocam bu kenarla bu kenara eşitleyip de 6 ise 6'yı o şekilde de yazabilirdik. E şimdi bizden alan ABC isteniyor. Alan ABC'de hocam şu alan ABC isteniyor. Yani şuradaki halinde. Taban belli mi? Belli. 12 çarpı yükseklik belli mi? Belli. Şuraya kadarki yükseklik kaç? 2 köküç değil mi? Evet. Şurası 2 köküç. E hocam burası da 2 ise eğer o zaman 2 kök 3 bir de bölü 2 yazarız. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2'yi kullandım. Şu ikiler gitti. Cevap da 12 kök 3 mü oldu? Evet. Örnek 13'te 12 kök 3 oldu. Ve geldik son soruya. Çok güzel bir soru. Örnek 14. Şekil 1'de dikdörtgen şeklindeki masanın üzerine konulan bir fenerin F noktasından itibaren masa yüzeyini aydınlattığı kısım göstermiştir. Evet masa yüzeyine koymuşum arkadaşlar. Bak normalde şöyle havada tutsam böyle yayılacak ışın böyle dairesel bir şekilde yayılacak değil mi? Hatta duvarda da daire şeklinde gözükecek değil mi? E masanın üstünde aydınlattığı şey yani bir yüzeyde üçgensel bir kısım mı olacak arkadaşlar? Evet işte o yüzden buradaki cümlelerde önemli aslında soruyu yazarken. Neyse devam edeyim ben. Şekil 2'de ise ışığın çıkış noktası değişmeden fener döndürülmüştür. Işık böyleyken hop fener döndürüldü. Çok güzel. FC ile FB birbirine eşit verilmiş. Neredesin FC? İşte şunlar birbirine eşit verilmiş. Ondan sonracıma acıma e, BC'yi de 24 vermiş. Bu. Arkadaş, burada x kenar var, tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Hocam, tabana ait yükseklik çizer. Tabana ait yüksekliği çizdim mi? Çizdin. Nerede olursan ol. Burada ne yaptı? 12, 12 yaptım burası yaptı. Hatta bu daha aç Hocam, bu da açıortay ortay. Oldu mu? Oldu. E sonra bunu böyle çevirdiğin zaman masanın yüzeyindeki alan azalmış arkadaşlar. Ne kadar azalmış? 30 santimetre kare azalmış. Yani buradaki alana ben bir A diyecek olursam burası A artı 30 olmuş arkadaşlar. Ya da 30 santimetre kare azaldığını farklı bir mantıkta kullanacağız şimdi. Nasıl kullanacağız peki? Hmm. Düşünelim. Arkadaşlar bir kere şekil 1'de ve şekil 2'de bir fener kullanılmış bir kullanılmış. Bakış açısı deyince bir şey hatırladın mı? E burada bakış açısı, görüş açısı ya da ışıkta da fenerden çıkan ışık ilk şekilde İkinci şekilde de fenerden çıkan ışık aynı şekilde çıkmıyor mu? Yani bakış açısı gibi. Fenerden çıkan ışın da bakış açısı gibi kardeşim. Yani senin buradaki açı, açı ortaydı ya. Alfa alfa 2 alfaysa. E o zaman senin burası da 2 alfa olmayacak mı böyle? Evet. ince noktalardan biri daha arkadaşlar. Fenerde de bu çıkış açısı ne olacak? Aynı feneri kullanıyorsam öbüründe de 2 alfa kadar olacak. Peki. Şimdi. Bir sonraki ders işleyeceğiz aslında ama şunu da anlayabilirsin. Hocam burası yükseklik ya. Şu üçgenin alanı 12 çarpı h bölü 2. Bu üçgenin alanı da 12 çarpı h bölü 2. O yüzden buradaki alanla buradaki alan birbirinin tıpkısının aynısı mıdır? Evet. Şimdi eski hali bu. Eski hali bu. E şu eski halini burada da şöyle bir çizeyim istersen kardeşim. Şu eski hali fener bu şekildeydi. Fener sadece döndürülmüş. Çıkış açısı bak burada. Senin eski halinde burada. Zaten biz katlamada da ne yapıyorduk arkadaşlar? Katlamayı geri doğru açıyorduk. E ben burada feneri döndürmüşüm. E döndürmemiş halini de şekil üzerinde göstereyim. Daha net bir şekilde sonuca ulaşırım. E hocam eski halinde bu bir ikiz kenardı şöyle. Aa ikizkenardı kenardı ve çizilen yükseklik konumunda ya bu. Bu dik olmuş ya. E o zaman bu da açı olacak şöyle. Bu da iki alfa. Alfa alfa mı oldu? Evet. Aa burası da iki alfa. Burası da ne olacak o zaman? Alfa mı olacak? Evet. Bak 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 olaya bak. Hocam alfaya alfa. Şunlar da birbirine paralel değil mi? Dikdörtgenden dolayı. Burada z'den dolayı alfa mı oldu burası da? Bak. Ne çıktı burada? Bir ikiz kenarlık çıktı. Şimdi iki farklı bir şekilde yapabilirsin burada. Sonuca iki farklı bir şekilde ulaşabilirsin. Ne yapabilirsin? Bu arada şuradaki üçgenin alanı a, a'ydı. Aynı şekilde burası da a. Burası da a mı? A. Şimdi alan 2 a iken alan ne olmuş? Azalmış. Bu alan ne? 2 a eksi -30, mu? 30 muymuş arkadaşım? Kesinlikle öyle. 2A-30. E hocam o zaman burası A'sı buradaysa buraya da A-30 mu kaldı? Evet. E A-30'u ben nasıl kullanacağım? Şöyle yapabilirsin. 1. Hocam şurada bir dikdörtgen yapabiliriz. Bu dikdörtgenin bak yarısı A iken diğer yarısı da A olacak. Burası 30 olacak diyebilirsin. Birinci yol bu. E sonrasında ne yapacağız hocam? E sonrasında da bak burası 12 birim ya. Hocam 12 ise burası da 12. E başka bir uzunluk falan var mı? Şurada kalan da 30 ya. Tamam. E 30 sa buraya A deyip A çarpı 12 bölü 2 30 eşitse A'yı 5 bulursun. 5, 12, 13'ten buraya 13 bulursun. Hocam şurada ikiz kenar çıktı ya alfa alfa burası da 13 dersin ve A, B kenarının aydınlık kısmı nedir diye soruluyordu bize. Cevabı da 13 diye işaretlersin. Birinci çözüm yöntemi bu olsun. İkinci çözüm yöntemi de belki bu dikdörtgeni yapmak aklına gelmez. Tamam mı? Şuradaki alanı bak A e, tüm alan 2 A eksi 30'du. Yok tüm alan 2 A'ydı. Burada kalan 30 azalmış ya. 2 ax 30 yazdık. Buraya ax 30 kaldı. Tamam. Burada belki şunu yapabilirsin. Hocam burada şu açı ortaylığı mı kullansam mı acaba? Evet olabilir. Bu açı ortayda ne var burada bak. a açı ortayda kola dik çizmiş. O zaman diğer kola da ben bir dik çizebilirim diyebilirsin böyle. Hocam buraya da ben bir dik çizsem. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler neydi? Birbirine eşitti. Yani burasıyla burası birbirine eşit. Yani 12 ise burası da 12. E sonra ne yapacağız hocam? E dikkat et. Senin buradaki üçgeninle buradaki üçgenin aynı değil mi? Evet. Yani burada kalan A ise burada kalan da A yapacak. A eksi 30 ise burada kalan ne oldu? 30 oldu. E bu alan 30 ise şuraya A diyecek olursak A çarpı 12 bölü 2 eşittir 30'dan A'yı kaç buluruz? 5 buluruz. A 5 ise 5, 12, 13 üçgeninden bu uzunluğu da 13 bulur muyuz dostum? Buluruz. Yani cevap 13 çıkar. Sana iki farklı şekilde çözümü gösterdim. İstediğin şekilde sen çözümü yerleştir hangisi hoşuna gittiyse onu yerleştir. Aslında ikisi de çok güzel. Açı ortay mantığıyla yaptığında bu şekilde çıkıyor. Şöyle dikdörtgen yaptığında da orada da şuradaki ikiz kenarlığı fark etmek gerekiyordu. Yani yine şuradaki açı ortayla sana kullandırıyor aslında. Verilen bilgiyi kullanmazsan olmuyor. Bak açı ortayla nasıl kullandın? Z'den dolayı ikiz kenarlıkta kullandın orada. E burada açı ortayla nasıl kullandın? Kolları çizilen dikmelerde. O yüzden hep diyoruz kazanımları verilen kazanımları böyle şekil üzerinde kullanabildiğiniz sürece sonuca ulaşırsınız. E buradaki kazanımı ben bir kolları silindikmelerden yaptım. Bir de dikdörtgen yapıp bu açı ortaylı. Z'den dolayı x kenarlığı kullanarak yaptım. Evet gençler gerçekten çok güzel bir soruydu. Ve biz ne bulduk cevabı? Cevabı da şuraya yazalım. 13 bulduk. Cevap 13 çıktı. Örnek 14'te. Ve böylelikle ilk kısmı bitirdik. E o zaman ilk kısmı bitirdiysek. ikinci kısım da çok önemli. Ya zaten ilk kısım en önemli yerdi. İkinci kısım da aşırı derecede önemli bir yer. Burayı da anlarsan büyük ihtimalle alan soruların %80'ini yapacaksın demektir. O yüzden ikinci videoda çok iyi bir şekilde anlamaya çalış. Çok iyi bir şekilde izle. Tamam. O zaman bir sonraki videoda 7. haftanın ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal. kal.